Cemaatle namaz ve tasavvuf ehli. İmam Rabbani Kudüs'e sürruhu mektubatında cemaatle namazın önemini şu şekilde vurgulamıştır. Cahil sofiler zikre, fikre sarılıp farzları ve sünnetleri yapmakta gevşek davranıyorlar. 40 gün çile çekmeyi ve riyazetler yapmayı beğeniyor, cuma namazına ve cemaate gitmiyorlar. Halbuki bir farz namazı cemaatle kılmak, onların binlerce kırk günlük çilelerinden daha faydalıdır. Cuma namazına ve her gün beş vakit namaz için cemaate ve bayram namazlarına gitmek, İslam'ın zaruri emirleridir. Namaz, müminlerin miracıdır. Yani mirat gecesinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsan olunan nimetler, bu dünyada onun sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yalnız namazda tattırılmaktadır. Erkekler, farz namazları cemaatle kılmaya çok dikkat etmeli, hatta birinci tekbiri imamla beraber almayı kaçırmamalıdır. Namazları vaktinde kılmak farzdır. Namaz ne kadar geç kılınırsa sevabı o kadar azalır. Müstehap olan vakitler, cemaatle kılmak için, mescide gitmek içindir. Namazı kılmadan vakti çıkarsa, adam öldürmüş gibi büyük günah olur. Kaza etmekle bu günah af olmaz.'' yalnız borç ödenir. Bu günahı affettirmek için tevbe-i nasuh yapmak ve hac mebrur yapmak lazımdır. Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddesi Sirruhu, namazlarını cemaatle namaz kılmaya özen gösterirler, çevresindekilere camiye devam edin, o şeref ve faziletten mahrum kalmayın buyururlardı. Kitaplarında cemaatle namazın faziletini şu şekilde anlatmışlardır. Cemaatle kılınan namazın münferiden kılınan namazdan 25 veya 27 derece faziletli olduğuna dair rivayetler vardır. Biri imam olan iki kişinin namazı Allah Celle Celaluhu'nun indinde ayrı ayrı kılan dört kimsenin namazından, biri imam olan dört kişinin namazı ayrı ayrı kılan sekiz kişinin namazından, biri imam olan sekiz kişinin namazının ayrı ayrı kılınan yüz kişinin namazından faziletli olduğu Buhari şerhinde zikredilmiştir. Ömer Muhammed Öztürk, Cemaatle Kılınan Namazın Fazileti Sayfa 70-71 27 Ocak Mevlana Takvimi